Ya bari hiç değilse DNA'ya inanıyorsun. Tabii ki canım. Çünkü daha DNA pozitif. daha evet pozitif. Evet. Türkiye'nin çıkardığı ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece'nin torunu olmak sana bu kızların çok beğendiği yakışıklılığı getirmiş. Teşekkür ederim. DNA değil mi? Evet herhalde yani. Ben bilmiyordum bak bunu. Öyle mi? Evet. Bilmiyordum. Büyük halam benim babamın halası Keriman Halis Ece. İlk dünya Ve güzelimiz. Ece soyadını Ece kim soyu verdi? oradan mı geliyor? Atatürk verdi. Atatürk verdi. Ece oradan geliyor. Evet. Büyük babası da Turgan Ece, bizim Galatasaray'dan abimiz, büyüğümüz. O da hala hasta Galatasaraylı. Sen? Hala. Kongrede hala Sen en de hasta alt sırada. Galatasaraylı mısın? Ben hasta Galatasaraylıyım ama Mantıken? bakın evet orada bile evet böyle mantıken diye bir şeye giriyorum. Çünkü yani şu anda mesela çok soğumuş vaziyetteyim maalesef. Yani Galatasaray'dan. 4-1'den sonra da soğunur mu? Peki. Bence sen Kenan'la dostluğunu devam ettirmen lazım. Bile bile lades yapacakken Kenan'la bir dertleşsen. Biraz Kenan. mantıklı baksam. Ha. Ve Kenan sana dese ki ya bak bunu mantıkla ortaya koyalım. Analitik Çok bir zekayla. sıkıcı olur Düşüncesizle ya. Hata yapmak da bazen bile bile lades demek de daha eğlenceli olabilir aslında. Yani. Konuşma sen Bildiğin yola git. Bildiğin yola devam et. Bir de mantıklı bile bile lades nasıl? Olabilir, o da olabilir. Mantıklı Evet. bile bile lades demek. Yani hani olayı analiz Yani edip herhalde ben sen bile o bile zaman lades şöyle diyeyim. düşünürsün. Ben hata işlemeye karar verdim. Hata işlemem de analitik zihniyetle, Doğru. metotla bir sakınca yok. Olabilir, evet. Peki mantığınla aşık olduğun oldu mu? Olmadı. Yok, mantıklı aşık olunmaz. Yani en azından ben buna inanmıyorum. Kaç kere aşık oldun? Aşk benim için yani 15 hatta 12 yaşından beri şu ana kadar değişen bir kavram oldu ve zaten aşkın yani öznesel, kişisel bir kavram olduğuna inanıyorum. Yani mesela lisedeki aşkım çok daha hastalıklı diyebileceğim türde bir aşktı ama hani yaşım ilerledikçe aşka bakış açım değişti. Şu anda daha çok bilmiyorum bir güven ve huzur bulduğum yer benim için. Çok olgunsun. Ben de senin yaşına geldiğimde belki bu olgunlaşma evresine erişirim. İnşallah. Sen kaç kere? Saydın mı? Yok, hayır. Ya ben şey inanmıyorum pek. Ne aşka? Her defasında. Aşkın değiştiğine. Yani. Yani yaşla beraber aşkın değiştiğine inanmıyorum. Yani o güven ve huzur arayışı olabilir gibi geliyor, sevgi arayışı olabilir gibi geliyor ama aşık olduğun zaman yine o hastalıklı yere geri dönebilirsin. Yine kendini 17 yaşında, 16 yaşında bulabilirsin. 40 yaşındayken de. Zaten işte aşk dediğin şey de bu. Öbürü daha hani Daha mantıklı. Yok yani daha mantıklı, evet daha mantıklı ama hani aşkın evet yani aşkın tanımlamasını yaparken dikkat ediyorum herkes böyle çok hani aşk bana göre şu ve bence hani aşk bu falan gibi yorumlarda bulunuyor. Bence aşk böyle bir şey değil. Sana düz bir soru. Buyurun. Bak başına gelir görürsün. İnşallah umuyorum yani. Ben de isterim. Sen gerçek hayatta gizli bir Hristiyan olsaydın gece mantığınla kalbini nasıl dengelerdin? Mantığımla kalbimi nasıl dengelerdim? Ya çok zor olurdu. Zaten hikayede anlattığım karakter de aslında benim gibi mantığınla kalbini dengelemeye çalışıyor. Ama tabii Ve Hamlet'e benzetmiştim bir kadınına yerde. göre değişir. Tabii ki. Değil mi? Ama yani tabii ki benim açımdan kadınına göre değişir. Ama hani filmdeki Mustafa Esma'ya çok saf ve çok gerçek bir aşkla bağlı. Ve Esma da Mustafa'ya öyle. Yani bu çiftin bir araya gelmemesi için aslında herhangi bir sebep yok. Ve Mustafa kendini çok çaresiz bir durumda buluyor. Çünkü aşkını engelleyen olaylar Esma ve Mustafa'nın mücadele edebileceğinden çok daha
yüksekte olan... Yani olay Osmanlı zamanında geçiyor. Evet, ıslahat fermanından evet. sonra geçiyor yani bizim. Yani eşit haklar veriliyor. Gayrimüslimlere eşit haklar veriliyor. Evet. Ve bu yörede zaten Müslümanlar ve Hristiyanlar, Ortodokslar bir arada yaşıyorlar. Fakat arada kalmış bir üçüncü toplum var. Bunlar kuşaklardır. Ortodoks olduklarını gizliyorlar. Çünkü işte Müslümanlara tanınan haklardan yararlanmak istiyorlar. Fakat işte ıslahat fermanından sonra kilise de bastırmaya başlıyor. Diyor ki artık hani gayrimüslimlere de aynı haklar verildi. Hristiyanlığınızı ilan edin. Tabii bu toplumun her kesiminden, yani benim nenemi Ayla Algan oynuyor, babamı Kaha Kankaran oynuyor. Üçümüzü de değişik çıkmazlara sokuyor. Yani nenem için konu dedemin nereye gömüleceği oluyor. Yani hani Müslüman mezarı. Galiba orada bir patlama oluyor. Evet, zaten patlama noktası nenemin jenerasyonunda başlıyor. Çünkü orada duralım. Filmin şifresini bozmayalım. Doğru. Ama şöyle bir şey hissediyorum. Bu filmde sağlam bir senaryo var. Ayağı yere basan. Yani uydur kaydır bir senaryo değil. Yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki hani benim için her zaman çok önemli. İçinde bulunduğum projeler, seçtiğim projeler. Ve iyi bir senaryo, iyi bir yönetmen, iyi bir kadro ve hani aynı amaç için bir araya gelmiş, amacı aynı olan insanlar. O yüzden benim için çok rahat. Ben senaryoyu okuduğumda çok beğenmiştim. Yine aklımla düşünüp senaryonun matematiğini incelediğimde çok başarılı evet, bulmuştum. Matematiği tabii çok önemli. Gerçekten çok akıcı, hiç boş bir sahnesi bulunmayan, başı ortası sonu çok güzel giden bir senaryoydu. Ben gördüğüm kadarıyla görüntü yönetmenliği de çok iyi. Colin yani. Colin Mounier. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Biraz bana şeyi anımsattı. Zülfü Livaneli'nin Mutluluğunun Başlangıcı'nı anımsattı. Orada çok güzel görüntüler vardı. Burada da hem bulunduğu yer çok güzel, coğrafya, o renkler. Tabii. Fonumuz muhteşem. Renkler fonumuz zaten. Güzel. Evet, biz Ayder'de kaldık ama Çamlıhemşin'den sonra Fırtına Vadisi geliyor. Daha çok mekanlarımız Fırtına Vadisi civarındaydı. Oradan sen bal getirmişsin. Evet evet, kavanozla. Sen? Su. Bal getirmedin mi? Ben kırdım ballarımı. Kırıldılar. Nasıl oldu? Sevmiyor, elimde torbalarla, bavullarla eve girdim. Kapıyı açtım böyle. O yükleri bir bırakma hamlesiyle... Meğerse torbalardan birinde bal varmış ve kırıldı. Ben buraya balın intiharı diyebilir miyim? Bal yok, benden tatlısı var dedi. Yaşamayayım daha iyi. Güzel. Suyu da güzelmiş ama değil mi? Suyu çok güzeldi. Musluktan içiyorduk ve hani şifalı gibi hissediyordum. Horonlar da yapmışsınız. Horon tepmişsiniz. Horon oynadık. Tepmedik. Horon oynadık. Öyle mi? Horon oyunu bu bunlarda. Evet. Tepme deyince alınıyorlar. Öyle mi? Çünkü hayvan teper diyorlar. Horon oynanır. Yani bir dans. O yüzden horon oynanır. Horon yapmak. Hemşin horonu yapmışsınız. Evet. Sen bıçak horonu da yapmışsın. Biz dördümüz. Tuğba, ben, Hakan, Esra. Hemşin horonu üzerine çalıştık. Biz Hakan'la ayrıyeten bıçak horonu. Hemşin horonu yaptık. Kız horonu, bıçak horonu. Siz kız horonu yaptınız. Sen yani. De yaptın. Evet, ben de yaptım. İsterseniz tamam. Orada da bir soprano yetişiyor, bunu görelim. Kalır soprano.